Yaşama Dair programından Niğde'den iyi akşamlar değerli Bahar TV izleyenleri. Evet, Yaşama Dair programımızın bu akşamki konuğu Konaklı'ya gönül vermiş Konaklı'nın yiğit başkanı Sayın Feridun Bilge bizlerle. Efendim yayınımıza hoş geldiniz Sağ öncelikle. olun Fatih Bey, teşekkür ediyorum. Evet, bilindiği üzere az önce yayın öncemizde de izlediğiniz üzere bu yıl Konaklı'nın 5. Evet. Festival yılıydı. Evet. Güzel bir festival gerçekleştirdiniz Sayın Başkanım. Biz de festivalinize teşrif ettik, izledik, gözlemlerde bulunduk. Kasabanızı gezdik. Kasabanızda en çok dikkatimi çeken kasabanızın yeşil alanlarla, parklarla süslü olmasıydı. O konulara geleceğiz. Çalışmalarınızdan dolayı öncelikle teşekkür ederek programımıza başlamak istiyorum. Öncelikle sizi kısaca bir tanıyalım Sayın Başkanım. Daha sonrasında sorularımızla devam edeceğiz. Tabii Fatih Bey, görsel anlamda Bahar TV'mizin bu 5. Kültür Turizm Festivalimiz, özellikle tabii ki Kültür Turizm Festivalimiz ismi olduğu gibi de Kültür Turizm, yani Kültür Bakanlığımız bünyesinde ortak projelerimizle yapılan. Evet. Çünkü biliyorsunuz ki belediyelerimizin imkanları kıt. Ama proje noktasında da güçlü bir devlet, güçlü bir iktidar anlayışıyla bütün projelerimiz gündeme geliyor ve bu projelerimiz de uygulanabilir olduktan sonra hiçbir sıkıntı olmuyor. Evet. Gelerek bizzat şahit olduğunuz olayda tamamen Kültür Turizm Bakanlığımızın ve Konaklı Belediye Başkanlığımızın ortak bir projesi. Bu nedenle insanların 365 gün içerisinde bir gününü eğlenerek, stres atarak geçirmesi yönünde böyle bir karar alındı. Beşinci festival ve Beşinci. sizin başkanlık döneminizde Yani başladı. 2009'da biz göreve geldikten sonra bu konu başladı. Ve inşallah da böyle Bir devam devam edecek. eder inşallah. İnşallah. Çünkü hem kasabamızın tanıtımı açısından hem o güzel insanlarımızın Eğlenmesi açısından, eğlenmesi stres açısından atması açısından. çok güzel. Evet. Ben bu imkanı verdiğiniz için öncelikle sevgili dostum Prenses Giyim'in sahibi Alim Bey'e ve Bayramoğlu'na çok teşekkür ediyorum. Baharoğlu'na. Baharoğlu'na çok teşekkür ediyorum. Bahar TV çalışanlarına ve tüm ekibinize teşekkür ediyorum. Özellikle bugün bizi stüdyolarınızda misafir ettiniz. Bu konuda bizlere imkan verdiğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Evet. Tüm çalışanlara da başarılar diliyorum. Evet. Biraz da kasabaya girelim başkanım. Genel bir konuşma yaptık. Genel itibariyle biraz Evet. özetledik. Konakların nüfusu ne kadar? Turizm açısından Konaklı'da değerlendirilecek turizm yerleri var mı? Evet. Ondan sonra Konaklı halkı sıcakkanlı insanlar. Biz gördük, gezdik. Özellikle Evet. Höyük'te biraz vakit geçirdik. Daha sonra Konaklı'ya geçtik. Evet. Konaklı'da güzel bir park bizi karşıladı. Evet. Bayraklı Park diyorsunuz. Bayraktepe. İsminden Bayraktepe. anıldığı gibi Bayraktepe. Evet, orada Evet. güzel insanlarla sohbet Evet. ettik. Gerçekten Konaklı bizim. Ben Konaklı'ya Evet. ikinci gidişim galiba. Çok güzel gördüm Konaklı'yı. İnşallah son gelişiniz olmaz. Her hafta İnşallah. bekleriz yani. Her gün İnşallah. bekleriz. İnşallah. Nüfus konusunda konuşursak Konaklı nüfusu nedir? Kasabamızın nüfusu biliyorsunuz Konak kasabamız 3 mahalleden oluşur. Bir tanesi Hürriyet Mahallesi, diğeri Cumhuriyet Mahallesi, bir de sizin Kayseri yolu üzerinde gelirken misafir olduğunuz Büyük. Büyük Mahallemiz. Burada toplam nüfusumuz 3440. Baya bir göç var Fatih Bey. Yani geçmişte nüfusumuz daha yüksekti. Bu göçün sebebi ise gençliğin hem okuması hem de çiftçiliğe ek olarak yapılan bazı işler. Ticaret işleri olsun, diğer işler de olsun. Bu nedenle bir de kente nüfus patlamasını yapan tek unsur adrese dayalı sistem. Yani geçmişte Zorunlu adrese kıldı. dayalı Evet. beyan olmadığı için zorunlu olarak istediğiniz yerde değil, siz istediğiniz yere giderdiniz. Ama artık yaşadığınız yerde zorunlu olarak kalmak zorundasınız. Kaydınızı yaptırmak Evet, zorundasınız. Bunun kaydınız. cezası da var tabii. Düşünebiliyor musunuz? Şöyle bir şey var mı? Ben Niğde Merkez'de muhtarlık yaptığım yıllarda Muhtarlar Federasyonu Başkanı iken Niğde'mizin nüfusu 78 bin. 78-80 bindi. Evet. Ne oldu da 120 bin, 110 bin oldu? Zaten bu insanlar burada yaşıyordu. Ama bir şekilde kayıtları kasabalarında, köylerinde, ilçelerindeydi. Düşünebiliyor musunuz? İstanbul'da oturan kardeşlerimiz bile Niğde'de oy kullanmaya gelirlerdi bir günde. Bunların tamamı kalktı artık. Evet. Sağlık hizmetleri adrese göre veriliyor. Ulaşım hizmetleri, yani bütün aklınıza gelebilen adrese dayalı işlemler olduğu için maalesef nüfusta belli bir düşüş var. Kent merkezlerinde
metropollerde de artış var. Evet. Evet başkanım, dediniz iki mahalleydik. En son Hüyük bağlandı. Üç mahalle olduk dediniz. Peki Hüyük halkının izlenimleri nasıl? Konakoy'a bağlanmaktan memnun mu? Ben gördüm, Hüyük'ü de gezdim. Evet. Bazı vatandaşlarla da sohbet etme imkanımız oldu. Evet. Özellikle parklardan, çöp arabasının gelmesinden memnunlar. Evet. Şimdi biz, bizden önceki belediye başkanımız ve belediye meclis üyeleri 2008 yılında Büyük Mahallemiz Muhtarlığı, yüzer kişiliktir muhtarlıklar, köy muhtarlığı, Konaklı'ya bağlanmak için bir dilekçe verdiler. Ve bunun üzerine de Konaklı belediye başkanlığımız ve meclis bu kararı alır. Evet. Hüyü şu an gördüğümüz Konaklı'daki bir evet, parktan. Evet, yapmış olduğumuz eserleri görüyoruz. Bayraklı Park dediğimiz. Evet, Bayraktepe Parkı'nda şu an evet görüntüler. Evet. Şimdi bu insanlarımızın biz 2009 yılında göreve geldiğimizde ihtiyaçlarını tespit ettik. Bunların en büyük başında gelen olay, pazar günü bu insanların kasabamız merkezindeki alışveriş, yani bir haftalık, 15 günlük alışverişlerini sağlayabilmek için evet, pazar yerine 4,5 yıldır yani 5 yıldır ücretsiz hafta sonu kendilerini getiriyoruz ve tekrar götürüyoruz. Ulaşım hizmeti sağlıyoruz. Ulaşım hizmeti sunuyoruz. Büyük mahallemizden oturup da Konaklı'ya gelmek isteyen mevlüttür, bayramdır, yani cenazedir. Bunların tamamı ücretsiz o mahallemize. Çünkü biz o mahallemizi 5 kilometre uzakta değil, kalbimizde, benliğimizde beraber olarak düşünmek zorundayız. Çünkü onlar bizim kardeşlerimiz. Biz bu işe gönül verdik. 2008 yılında o mahalleyi bünyemize almışız. Olay evet, bitmiş. Yani o nedenle de insana dair ne varsa, yaşanılabilir ne varsa biz Hüyük'lü hemşerilerimize, Konaklı hemşerilerimize gecemizi gündüzümüze katarak 7-24 denir yani. İşlemecilerde evet, falan yazar. 7-24. İşte Konaklı belediyemizde, Konaklı belediye başkanımızda da bu var. Evet. 7-24. İnsana hizmet 7-24'tür bizde. Evet. Yani böyle sadece mesaiye bağlı olan, mesaiden başka olmayan değil, milletimizin her yanında olan bir belediye anlayışı var. Evet. Şurada yaklaşık 6-7 aylık bir süre kaldı zannedersem seçime. Geçirdiğimiz 4 yılı biraz geçti galiba. Sürede Konaklı'da neler değişti? Konaklı vizyonunda neler değişti başkanım? Dedik, Konaklı'mızda en başta ben buradan bütün seyircilerimize, bizi seyreden bütün insanlara özellikle yapılan hizmetlerin halk adına, insana, bireye değil, bireysel anlamda topluma dönüp bir hizmet anlayışı var. Evet. O nedenle bizler aday olduğumuzda 2009 seçimlerinde hak iktidar olarak, ak eller olarak, ak belediyeciliği Konaklı'mıza getirebilmek, iktidarla el ele olmak için bir sürü projeler ürettik. İktidarın nimetlerinden yararlanıyoruz. Yani Konaklı'mızı buluşturmak istedik. Evet. Ve bu noktada da tabii ki sizler şu an biz Bahar TV'de konuşuyoruz. Evet. Ama bu Bahar TV kurulurken bir aşamadan geçti, zorluklardan geçti. Muhakkak. O hale gelene kadar bayağı bir şey geçer. Biz de Konaklı'da aday olduğumuzda gerek meclis üyesi adaylarımız, gerek oradaki öne çıkan üst düzey önder dediğimiz kişiler, aileler, sülalelerle yaptığımız görüşmeler, bir de mevcut aday olan belediye başkanımızın söylem ve konuşmalarına göre bazı projeler ürettik. Bu projeler neydi? Seçim öncesi konuşmalarda evet, Konaklı'nın belediyenin bir sürü projesi olduğunu ve kaldığımız yerden devam edeceğiz diye sloganlarla karşılaştık. Biz de bunun üzerine bazı projelerimizi geçmiş yönetim anlayışıyla ilgili geliştirdik. Biz belediyeyi alıp da göreve geldiğimizde büyük bir boşluğa düştük. Neden? Evet. Baktık ki Konaklı belediyemizin binasının bile tapusunun olmadığını, hastanemizin, sağlık ocağımızın tapusunun olmadığını, Karadüzen, sosyal tesislerimizin tapusunun olmadığını, eczanemizin tapusunun olmadığını, PDT binamızın tapusunun olmadığı, camilerimizin tapusunun olmadığı ve evet, kasabamızın tapusunun olmadığını gördük. Şu an Konaklı belediyesinde ve görüyoruz. Ve şu görmüş olduğunuz belediyenin hala tapusu yok. Şu buralar an merhaba vasfı taşıyan harman yerleridir. Evet. Şimdi biz buralarla ilgili 2010 yılına kadar büyük bir çalışma başlatarak buraların harman vasfından çıkarak milli azineye devirlerini sağladık. Şu an bunların devirleri
yavaş yavaş gelmeye başladı. Aynı şekilde resmi durumda biz böyleyken hala benim sevgili hemşerilerim, hani hükümetimiz torba yasalar çıkarıyor ya. Evet. İnanın Fatih Bey, ben zaman zaman vekillerimle görüştüğümde söylüyorum. Konaklı'ya da bir tane torba yasası lazım. Çünkü Konaklı'nın torba yasasına ihtiyacı var. Konaklı bu torbada neler olsun peki başkanım? 1924 yılında mübadeleyle gelmişler. Geldiklerinde iskan hakkı verilmiş bu hemşehrilerime. Yerleşme hakkı. 12,5 dekar tarla, sulu. 12,5 dekar kıraç. Yani 470-480 metreyi geçebilecek şekilde kendilerinin yaşayabileceği evet. bir ev. O eski Rum evleri, evet. kemer ev dediğimiz evler. Sonra 1938 ve 51 göçlerinde 51 muhacirlerinin bizde dediği kiremitli evler var. Siz de görmüşsünüzdür. Evet. O evleri vermişler. Ama 1924-38-51 düşünebiliyor musunuz? 2009 Feridun Bilge gelene kadar bunlarla ilgili hiçbir şey üretilememiş. Bu insanlara 4706 sayılı yasa ve 5. maddesi çok açıktır. 6111 sayılı torba kanununu Türkiye Cumhuriyeti'nin en büyük kanunuysa 4706 sayılı kanun bizim için tam bize uyan bir kanundur. Neden? Benim hemşehrilerim, beni dinleyen insanlar buradan çok iyi biliyorlar ki 4706 sayılı kanunun 5. maddesi 31-12 2000 önce bina yapan, ev yapan, o yerleri işgal eden insanlara bedelsiz bir şekilde hak sahibi yapmıştı bunları. Evet. Ama maalesef benim insanlarım bundan mağdur edildi. Neden? İnsanlarımız uyandırılmadı. İnsanlarımızın önüne düşülmedi. Dikkat ederseniz. Bu insanlara önder evet. olacak bir kişi yoktu diyorsunuz evet. yani. Şimdi şu an bu mağduriyetin giderilebilmesi için bizler iktidar olarak milletvekillerim, il ve ilçe yönetimim, AK Parti'ye gönül vermiş iktidar eğili olan insanlar elinin taşın altına değil gövdesini kurmuş vaziyetteler. Ben şunu da söylemeyi dengeçeceğim. Ben 25 yıllık şöyle dönüp de baktığımızda gerçekten bir anlamda şunu söylüyorum ki iki tane milletvekili. Evet. İki tane milletvekili. Alparslan Kavaklıoğlu, Doktor Ömer Selvi. Parlamentoda ne projemiz varsa, ne kadar gittiysek her zaman kendilerinin hemfikir olduk. Bütün projelerde de açıklandığında Konaklı kesinlikle ve kesinlikle var. Bu çok önemli. Neden? Milletvekillerimize siyasi iradeye proje sunabilen, o işi takip edebilen bir belediye başkanı var. Evet. Parlamento çatısı altında mücadele verebilen bir milletvekillerimiz var. Ben hep şunu söylüyorum. 25 yıldır hep söylemeye devam edeceğim bundan sonra da. Ben eğer belediye başkanıysam halkımın yanında ve halkımla beraber hizmette olmalıyım. Evet. Ben belediye başkanlığımın dışında inşaat işi vesaire, gübredir, tüp bayiri bilmem ne falan vesaire işler yapmamalıyım. Ben halkımın bana vermiş olduğu görevi yerine getirmeliyim. Evet. Ben milletvekillerimize her toplantımda her zaman söylüyorum. Milletvekilinin yeri parlamentonun çatısının altındadır. Çünkü onları biz parlamentoda bizi temsil etsinler, bizim işlerimizi takip etsinler, bizde emhal olsunlar diye biz onları gönderiyoruz. Evet. Ama biz istiyoruz ki bana göre yanlış anlayış hep yanımızda olsunlar, bizimle beraber geçsinler, köy köy kasaba kasaba. O zaman parlamentoda benim bakanlıklardaki işlerimi kim takip edecek? Oranlı, Konaklılı, Ediklili, Çiftlikli, Nideli, Fazalalı vesaire vesaire mi takip edecek? Evet. O zaman biz niye seçtik evet. ya? Evet. Yani Konaklı'ya hizmet konusunda vekillerle evet. her zaman koordineli çalıştık evet. diyorsunuz. Konaklı'ya yapılması gereken her türlü hizmeti götürmek evet. için elimizden geleni yapıyor evet. yapıyoruz diyorsunuz. Evet başkanım, büyük beldelerinde en büyük sıkıntılar bilmiyorum sizin kasabanızda da var mı? Altyapı, kanalizasyon çalışmaları. Yani büyük beldelerde duyuyoruz en büyük sıkıntılardan biri. Hala kanalizasyon olmayan büyük beldeler var. Evet. Sizin kasabanızda evet. da bu sıkıntı var mı başkanım? Fatih Bey, çok güzel bir soruya temas ettiniz. Kanalizasyonla ilgili biz yine 2009 yılında belediyeyi görev devraldığımızda bununla ilgili bir müracaatımızın olup olmadığını araştırdık. Geçmiş yıllarda. Maalesef geçmiş yıllarda bir projemiz var mı diye araştırdık. Evet. Bununla ilgili bir talep var mı diye araştırdık. Baktık ki
yine birden boşluğa düştük. Kanalizasyonun K'sinin olmadığı, evet, projesinin olmadığı, talebinin de olmadığını anladık. Hemen derhal meclis üyelerimizle bir toplantı yaparak bu konuyu gündeme aldık. Hemen bir olağan meclis kararıyla kanalizasyon konaklığının ihtiyacı olduğunu, insan sağlığı için bunun önemli olduğunu, insanlarımızın yıllarca soyulduğunu anlattık bir de. Nasıldı bu soygun? Bizde yaklaşık 1000 küsür tane pozitif var. Bunlar da belediye tarafından ücreti mukabilinde 10 lira yani bir ton atık su 10 lira bedel alınarak belediyeden çekiliyordu. Günde ortalama 22 kamyon alınıyor. Ayda yaklaşık benim hemşerilerime maliyeti en düşük 7 milyar eski parayla 7 lira. Evet. 7 milyon lira. Baktık ki biz vatandaşımıza hizmet edeceğimize vatandaşımızın cebinden alıyoruz. Bunu yetkililere güzel anlattı. Çünkü bu 1000 küsür tane fosektifin yapımında da bir maliyet vardır. Demir, işçilik, evet, onun kazılmasıdır. Bunlar yetkililere iyi anlattık. Onlar da dediler ki bize imar planınızın hala hazır durumuna getirin. Bakın bunu özellikle söylüyorum. Biliyorsunuz ki Niğde'de Faruk Başkan gelmeden önce Niğde'nin de hala hazırı yoktu. Koskoca bir il düşünün, hali hazır imarın olmadığını düşünün. Biz Konaklı olarak hali hazırı yapılan ilk belediyeyiz. Şu 2010 yılında imar planınız var. Bizim tabii ki şu an netçek programıyla beraber bir imar planımız, evet, uygulanabilir imar planımız, her şeyimiz var. Bu hali hazırı koyduktan sonra vatandaşlarımız mağdur olmasın diye, kimsenin duvarı yıkılmasın, kimse de kamulaştırma olmasın, kimseye zarar verilmesin mantığıyla hareket ederek bir kanalizasyon projesi çizdik. Ve 2011 yılının Kasım'ın 20'sinde kanalizasyon projemiz kesinleşti. 2011 yılının Kasım'ında kesinleşen bir projeyi 2012 yılında yatırıma teklif ettik. Yine Yatırım İşletmeleri Genel Müdürlüğümüz, Çevre Bakanlığımız ve Sayın Milletvekillerimiz de bizzat İller Bankası Genel Müdürümüzün yanına giderek kendilerine çok teşekkür ederim. Emekli oldular. İdahat Bey, çok yıllar önce de tanıdığım bir insandı. Kayserili hemşerimiz. Gittik, bu projemizi anlattık. Evet. Yatırıma girdik. Şu an Fatih Bey, sizin de gördüğünüz gibi %70'i tamamlandı şu an. Yani kanalizasyon sorunumuz bitmek üzere. Tabii ki ben buradan vatandaşlarımıza sabırlarından dolayı çok mutluyum. Çünkü adeta Konak kasabası bir şantiyeye döndü ve ismi üstünde şantiye olunca da toz kaçınılmaz. Muhakkak. Her yer belli perişan. Her taraf kazılıyor çünkü. Ama benim Konaklı insanım, benim o güzel insanlarım hizmetlerin en iyisine layık oldukları için sabredecekler. Biz üst yapıya geçeceğiz diyorsunuz. Üst yapıya ama işte Fatih Bey geçemiyoruz. Ya bittikten sonra. O ama bitmiyor bittikten. İşte. Bizim Fatih Bey 1977 yılındaki su şebekemiz çekilmiş. Sonra bazı ilaveler yapılmış. Şebekemiz maalesef yeni değil. Şu an asbestli borulardan su içiyoruz maalesef. Şu an su sıkıntısı. Belli bir mahallemiz asbestli borulardan, evet, su içiyor. Su depomuzda 20 ton su tutabiliyoruz. Evet. Çünkü yol su iş yani köy hizmetleri değil. Eski YS döneminde yapılan. Bakın Türkiye devrimler yaşıyor. Konaklı hala geride. Yol su iş döneminde yapılan bir saliyattı, taşıma hattı. Sonra 89'da tüzel kişinin kazanan belediyemiz, 90'lı yıllarda Anavatan Partisi iktidarı döneminde kurucu belediye başkanımız Fikret Can tarafından yapılan bazı ilave hatlar ve bir su basın merkezi var. Onun dışında maalesef bir şey yok. O yüzden kanalizasyondan sonra suya geçeceğiz. Evet, ben burada şunu anlıyorum Sayın Başkanım. Ben sorunları iyi analiz ettim. Evet. Ve bunların çözümü yolunda ilerliyoruz diyorsunuz. Evet. Şu an kasaba halkından da evet, her yere işte kazdık. Bazı sıkıntılar var. Evet. Toz, duman. Bunları da sabretmesini. Bu yani, sabrın sonu da selamet. Sabrın sonu hizmet. Hizmet ve selamet olacak. İnşallah, evet, Konaklı. Ben yeşil olarak gördüm. İnşallah daha güzel olacak. Bu altyapı çalışmaları bittikten sonra. Evet. Sayın Başkanım, biraz da asfaltlama konusuna girmek istiyorum. Özellikle ben Konaklı Gölcük arası o yolu merak ediyorum. O yolu kim yaptırdı başkanım? Şimdi şöyle bir şey söyleyeyim ben. Asfaltlamasını.
Fatih Bey, sevgili dostum, biliyorsunuz ki 2008 yılında özellikle Gölcük kasabamız Niğde Devlet Karayolu'nda bir eylem yaşandı. Evet. O eylem yaşandıktan sonra güzergah olarak Konaklı Gölcük arası Kayseri yol bağlantısı verildi. Bu devletin arşivlerinde var. Çok aşırı tonajlı arabalar geçti orada. Ta ki 1,5 yıl. Ve o yol inanın Gazze şeridine dönmüştü. Yıprandı. Yıprandı. Zaten son 20 yıldır o yol bozuktu. Evet. Yani. Ve böylelikle tamamen perişan oldu. Evet. Biz göreve geldiğimizde bu yolla ilgili bizden önceki sayın belediye başkanlarımız ve muhtarlarımızla yazışma yapmışlar. Gölcük Konaklı arasındaki yol maalesef bizim tarla tırmanı dediğimiz terk edilmemiş kadastro yolu bile değil. Bakın, kadastro yolu bile değil. Yani senin benim tarlamdan terk edilmiş bir yol. Biz baktık ki hal böyle. İl özel idaremize müracaat ettik. O zaman il genel sekreterimiz Muhittin Bey'di. Benim evet. de muhtarlık dönemden yaptığımdan tanıyorum. Yine Niğde milletvekillerimiz Muharrem Selamoğlu, İsmail Göksel. Biz konulara kendilerini anlattık. Bir gerekçeli raporu yazdık belediye olarak. Evet. Ve bu gerekçeli raporumuzu bizzat bir grup toplantısında Sayın Başbakanımız Recep Tayyip Erdoğan'a bizzat vererek hem iki tane milletvekilimiz yanında Ulaştırma Bakanımızla bir araya gelerek bir koordine kurduk. Evet. Bunun içine Konaklı Belediye'mizin sınırları içerisinde olan yol Konaklı'mıza, Yeşil Gölcük Belediye'mizin sınırları içerisindeki yol Yeşil Gölcük Belediye'mize ait bir protokol yaparak bu yolun yapılmasını sağladık. Evet. Yani burada temel anlamda Konaklı Belediye'mizin, Konaklı Belediye Başkanlığımız ve Meclisimizin geçerli raporu çok büyük önem taşıdı. Çünkü ben zaman zaman duyuyorum. Sen yaptın, ben yaptım. Sen yaptın, ben yaptım yok. Hizmet var, görünen bir şey var, evrak var. Nerede? Protokol var. Protokol var. Evet. Bu protokol hiçbir şeyin üstünde aslında olmaz. Bu bağlamda Konaklı'nın ben şanslı olduğuna inanıyorum Sayın Sağ Başkanım. Çünkü hem sizin gibi bir başkanı var hem de bir bağlantı yolu geçecek. Otoban bağlantı yolu sanırsam. Evet. Şimdi Konaklı'dan. Bu otoban bağlantı yolumuzu biraz açalım. 3083 sayılı evet. toprak reformu kanunu gereği biliyorsunuz ki Misli Ovası'nda yine Bakanlar Kurulu kararı gereği bütün tapulara şer konuldu. Vatandaşların tapularının tamamında yazdı. Evet. 3083 sayılı toprak reformu kanunu gereği satılamaz, alınamaz falan evet. filan. Biz Koyunlu Yolu diye bir yolumuz var bizim. Şu an Ankara otoban bağlantısını yani viyadüklere gidebilen, bağlantı yoluna gidebilen bir yer var. Ben 4 Mayıs'ta bununla ilgili özellikle Türkiye'deki trafik sempozyumu da vardı. Ben de oraya Türkiye Belediyeler Birliği'nin davetlisi olarak oradaydım. İçişleri Bakanımız Sayın Muammer Güler biliyorsunuz çok geçmişten benim mesai arkadaşım. Yani valimizdi. Evet. Çok güzel hizmetler yaptık kendisinde. O zaman ben muhtardım. Muammer Bey buradan Kayseri, ondan sonra Gaziantep, İstanbul ve Çin'de İçişleri Bakanı. İçişleri Bakanı oldu. Binali Yıldırım Bey de çok iyi tanıdığımız bir insan Sayın Bakanımız ve çok heyecanlı. Güzel şeyler yapmak istiyor. Neden toprak reformundan buradan bir yol olduk istediğini bize açıklar mısın Sayın Belediye Başkanı dediğinde ben şu tezi kullandım. Benim Konaklı'dan otobana gidecek bir vatandaşım evet. 8 kilometre Gölce'ye gidecekti. 8 de bağlantı yoluna gelecekti 16. 8 de otoban kişilerine gidecekti 24. Ben de dedim ki bunu yapmamız için ne yapmamız lazım? Burayı kısaltmamız lazım. O nedenle Sayın Bakanlarımıza biz bu konuyu anlattık ve şu an biz bu Koyunlu yolunu otoban viyadüklere girişte bağlantı yoluna çektiğimizde Konaklı'nın bir ömür boyu 16 kilometre her gittiğinde kârı olacak. İşte püf noktası bu. Evet, bunu düşünebilmek. Evet. Evet başkanım, kısa bir reklam aramız var. Tabii. Reklamlardan sonra Tabii. sohbetimize devam edeceğiz. Evet değerli izleyenler, yaşama dair kısa bir reklam arasından sonra devam edecek. Thank you.
Prenses Giyim. Prenses Giyim olarak 1991 tarihinden bugüne kadar 22 yıldır Niğdeli hemşehrilerimize hizmet sunmaktan gurur duyuyoruz. Prenses Giyim olarak hizmet kalitemiz 7'den 70'e her kesime hitap etmektir. Genç büyük beden, hamile kıyafeti, düğün, nişan, sünnet, abiye, bay bayan takım elbise, damatlık, spor kıyafetler, bay bayan gömlekler, çocuk ve garson takım çeşitlerimizle kalitede marka bir firma olarak hizmet vermekteyiz. Ayrıca Niğde'de okul kıyafetlerinde bir marka olan firmamızda A'dan Z'ye bütün okul kıyafetlerini bulabilirsiniz. Giyimde kalite, Prenses Giyim. Okul bizim işimizdir. Prenses Giyim adres, El Hacı Mahmut Caddesi, numara 2 Taksim Beyniğde. Prenses Giyim, giyimde kalite. Sağlık çalışanlarına bir müjdemiz var. 39 yıllık tecrübeyi hizmetinize sunuyoruz. Kalitede öncü, sağlıklı, dayanıklı, sınırsız renk ve modellerimizle hizmeti ayağınıza getiriyoruz. Baharoğlu Anonim Şirketi, tekstil sektöründe öncü firma ve markalar arasında yer almayı başarmıştır. Güveniniz en büyük önceliğimizdir. Müşterilerimize sunduğumuz hizmetin sınırının olmadığı ve daima daha iyi hizmet sunma gerektiği bilinciyle müşteri memnuniyetini ön planda tutmakta olan Baharoğlu Anonim Şirketi, yenilikçi ve üstün hizmetler sunarak her zaman farklılığını göstermektedir. Nedenle siz de kendinize ve personelinize bir iyilik yapın ve bize ulaşın. Nasıl mı? İşte adresimiz. Mail adresimiz info@baharoğlu.net. Telefon numaramız 444-0645. Evet değerli dostlar, kısa bir reklam arasından sonra yaşama dair programı devam ediyor. Yaşama dair programımız devam ediyor. Bugünkü konuğumuz Feridun Bilge, Konaklı Belediye Başkanı. Gerçekten güzel sohbet gerçekleştirdik evet. Sayın Başkanım da. Şimdi evet. Sayın Başkanım, otobanı konuştuk. Şimdi Kasaba'nın çevre düzenlemesinden biraz konuşmak istiyorum. Biraz da sosyal tesislerden konuşmak istiyorum. Özellikle Konaklı'nın o girişindeki bayraklı park diyorsunuz galiba. Ben evet. Oraya bayıldım. Bayraktepe. Sağlı sollu. Bayraktepe. Ben oraya bayıldım başkanım. Evet. Bir de kol düğmelerinize bayıldım. Kol düğmelerinize bayıldım. Şimdi evet. Fatih Bey, konaklımızın geçmişte çevresi girdiğiniz an evet. O eski inşaat moloz yığınları vardı. Konaklı hemşehrilerim şöyle akıllarımızı zorladığımız zaman, şöyle gözümüzden geçtiği zaman kasabanın içerisinde ne varsa ayvan ölüsünden tutun, inşaat pitliğinden saman, çöp, çalı, çırpı ne varsa ama. Hepsini kasabanın dışarısına atmışlar. Ve oradaki irade bunları hiç görmemiş. Çünkü geçmişte bir tabir vardı yani. Ben 20 yıl 4 dönem
NİDE merkezde görevde yaptığımda hep temizlik imandadır deriz. Bu lafla değil ama yaşayarak olmalı. Ve bu hareketle biz yine NİDE belediyemiz ve başkanımız Faruk Akdoğan'dan araç büyük, devasal bir biliyorsunuz dozerimiz var yani. Evet. O dozeri kendileri bize görevli kıldılar. Bir mukavele yaptık aramızda. O günlerce çalıştı ve bunları bir yığınak haline getirdik. Sonra dere yataklarını bunu serdik, dere yataklarını. Sonra o dere yataklarını görmüş olduğunuz gibi ağaçlar diktik. Sağlı ve sollu. O sizin görmüş olduğunuz Bayraktepe ismini verdiğimiz park böyle cılız, atıl durumda, içinde her türlü materyal olan, rakı bira şişesi olan, terk edilmiş bir yerdi. Burayı bir ayağa diktik. Hemen o görmüş olduğunuz yerde yine Güneydoğu'dan ve Adıyaman'dan patates işçilerimiz vardı. O konuya geleceğim başkanım. Evet, yani orada pislikler vardı, onu söylemek istiyorum. Ve yine o görmüş olduğunuz kasabanın içerisindeki halihazırda dikilmiş olan ağaçlarımızın kilitli parke çalışmaları bir noktaya kadar getirilmiş. Biz o bordürlerin boyamasını yaptık. Evet. Evet, şu an ekranlarımızda bordür çalışmalarımızın tamamını bitirdik. Kilitli parkeyi boyama yaptık. Ve buna ilaveten on binlerce ağaç diktik. Mezarlıklarımızı ağaçlarla buluşturduk. İnsanlarımızı ağaçlarla buluşturduk. Yine Hüyük'te gelmişsinizdir, gördünüz. Geçen yıl festivalde söz vermiştim Hüyüklü kardeşlerimize. Orayı bir park yaptık. O parkımızı da çok şükür bitirdik. Halkımızın hizmetine sonduk. Ve çevreye çok önem veriyoruz. Temizliğe çok önem veriyoruz. Konaklı konum itibariyle mevsimlik göç dağılıyor. Biz gördük. Oradaki insanlarla da görüştük. Evet. Onlara da bir barınacakları şekilde yerler yapılmış Konaklı'da. Bunu da gördük. Evet. Şimdi Fatih Bey, o proje tamamen benim ve İl Özel İdaresi Genel Sekreterimiz Ali Nebol, İşkur Müdürümüz Mustafa Toksöz Bey'in ortak fikriyle, ortak akılla oluşan bir olay. Bunu Çalışma Sosyal Güvenlik Bakanlığımıza Faruk Bey'e sunduk bir projemizi ve bu projeye tamamen bakanlıktan katkı alarak yaptık. Konaklı Merkez, Edikli, Gölcük ve Sazlıca kasabamızda var bunlar sadece. Dört kasabada. Merkez, Konaklı. Evet. 270 çadırımız var bizim şu an. Siz geldiğinizde görmüş olduğunuz İmamoğlu'ndan gelen fasulye işçileriydi onlar o gün siz geldiğinizde gördükleriniz. Orada sıcak banyolarımız var. Yine bulaşık yıkayabilecekleri alanlar var. Yine bay bayan tuvaletlerimiz var. Yine bay bayan banyolarımız var. Ve o görmüş olduğunuz çadırlar tamamen giydirilmiş. Yani gündüzde sıcağı, gece soğuğu çekmeyen. Yani bu bizim stüdyo kadar sağlıklı. Zemin beton, üstünde çadırlar var. Biz bu imkanları tamamen o insanlara bedava sunuyoruz. Bedava. Geçmişteki resimleri, geçmişteki görüntüleri bize yakışmaz. Çünkü nedir? Önce insan. Onlar da insan. Onlar bizim işlerimizi yapıyor çünkü. Evet. Sağ olun. Köylünün hizmetini, tarla işlerini yapıyorlar. Kendi ekmeklerini de kazanıyorlar bu alanda. Ben biraz da Konaklı Belediyesi'nin araç parkına gelmek istiyorum. Konaklı Belediyesi'nin araç parkı yeterli mi? Araç konusunda sıkıntınız var mı? Araç konusunda sıkıntımız var. 2010 yılında Çevre ve Şehircilik Bakanlığımıza bir itfaiye projesi verdik. Evet. Bir vidanjör projesi verdik. Üç, bir çöp aracı projesi verdik. Çöp aracı, ben şunu da söylemeden geçemiyorum. Nikat'a Konaklı Belediyesi üyedir. Ortaktır. Nikat, yani doğal katıkları arıştırabilecek NİDE Belediye Başkanlığımızın başkanlığında kurulan bir müessesedir. Biliyorsunuz Sayın Başbakanımız açılışlarını yaptığı gün ben burada değildim. Ankara'da aynı zamanda çöp araçlarımızı teslim aldık. Bilabedel, yani bedelsiz. Projesin
bedelsiz olarak aldık. 150 liralık çöp aracımızı bedelsiz aldık. Yine Çevre Bakanlığımıza vermiş olduğumuz vidanjörle ilgili 160 lira değerinde vidanjörümüz de geçtiğimiz günlerde sayın vekillerimiz bu müjdeyi de verdiler. Konaklı Belediye'mizin oradan da projesi geçti. 2-3 ay içerisinde vidanjörümüz de ücretsiz bir şekilde Konaklı hemşerilerimizin hizmetine sunulacak. Bunun yanı sıra en önemli, en ivedi, en lazım olan şey itfaiye. Evet. Çünkü neden? Tarım alanı. Buğdayların yangın çok oluyor. Biz buna yetersiz kalıyoruz. Evet. Çünkü Konaklı Belediye'mizin itfaiyesi yok. Sadece bir tane böyle kamyondan bozma, eski bir püskü, arızöz arabamız var. Acil onunla idare ediyoruz ama tabii buradan yetkililerimize sesleniyoruz. Ferud'un bilgiyi istemekle doymaz. Siz vermeye devam edin, biz hep alırız. Acil yani, itfaiye aracı istiyoruz başkanım. Bizim acil itfaiye ihtiyacımız var. Evet başkanım, az önce de konuştuk bu konuyu. 19 yıl muhtarlık yaptınız. Evet. Bu da 5. yılınız, belediye başkanlığınız. Evet. Toplam 24-25 yıla evet. denk geliyor. Bu 24-25 yılda milletvekilleriyle ilişkileriniz nasıl oldu Konaklı için? Şimdi şöyle bir şey söyleyeyim ki yani ben 4 tane muhtarlık yaptım. Muhtar olduğumda 22 mahallemiz vardı Niğde'de. 23. mahalleyi Niğde'de bizzat kendi girişimlerimizle dönemin belediye başkanı Ahmet Oğuz Özmen ve yine Niğde Belediyesi'ne bu teklifi veren şu an Kasaplar Odası Başkanımız Hanefi Güçlü bu mahallenin kurulmasında çok büyük emekleri, çok büyük faydaları oldu. Yine Dere Mahallesi'ne bağlı olduğu için o zaman o dönemin muhtarı Bakkallar ve Bayiler Odası Başkanımız Şinasi Göktepe'nin bu konuda bize çok büyük yardımları oldu. 4 dönem orada Niğde'mizde merkezde bir muhtarlık yaptım. Hizmetler dolu. Hizmetleri anlatılamayan. Evet. Camimiz yoktu, okulumuz yoktu, kaldırımlarımız yoktu. Sağlık ocağımız yoktu, hiçbir şeyimiz yoktu. Evet. Ama çok şükür biz o 4 dönem içerisinde İnönü mahallemizde yapılabilecek hiçbir şey bırakmadık. Evet. Bakın bu çok önemli. Ben diyorum ki yıllar önce İnönü mahallesinde yapılacak hiçbir şey bırakmayan bir muhtar Konaklı Belediye Başkanı olarak da ben Konaklı'da yapılacak bir şey bırakmadan gitmek istiyorum. Yapılabilecek bir şey. Allah'ım ömür versin. Ben isterim ki yarın sabah Konaklı'da hiçbir şey kalmasın. Hiçbir sorun kalmasın. Evet. Her şey bitsin. Kanalizasyon bitsin. İçme suyu bitsin. Tertemiz. Üst yapı bitsin. O insanlar çünkü bunu hak ediyor. O insanlar bunu hak ediyor. Evet. Ya insanlar bordürü. Kesinlikle. Çocuklar tahtara velliği. Çocuklar kaydırağı. Çocuklar o parkları yeni gördü. Olmaz. Benim insanlarım buna layık değil. Benim insanlarım daha iyisine layık. Bütün insanlar buna layık aslında. Bizler yönetici olarak hiçbir zaman heyecanımızı kaybetmeyeceğiz. Hiçbir zaman hareketliliğimizi kaybetmeyeceğiz. Ve hiçbir zaman Yüce Rabbimin karşısında bir ve beraber olduğumuz için halk bizim karşımızda oy veren vermeyen değil, o halk bizim insanımız olduğu için hepsini bir görmek zorundasınız. Evet. Bu ayrımı yapan bizden değildir. Evet. Evet, teşekkür ediyoruz başkanım. Çok güzel konuşuyorsunuz. Evet. Akıcı konuşuyorsunuz. Sağ olun. Teşekkür ediyorum. Peki çevre, şimdi milletvekilleriyle bağlantılarınızı sorduk. 19 yıl geçti, 5 yılda belediye başkanı, toplam 24-25 evet. yıldır Konaklı ve Niğde'nin hizmetinde. Hiçbir milletvekilimle sıkıntım olmadı. İnşallah da hep olmayacaktır. Çünkü hep koordineli çalıştım. Evet. Bir de Niğde'mizin en büyük şansı bizim insanlarımız. Seçtiğimiz insanlar aslında hepsi bize hizmet etmek için. Hepsi bizimle hemhal olmak, bizimle ortak faydalarını paylaşmak, o hizmetleri beraber yapmak isterler. Ama ben yıllardır şunu gördüm. Bazı seçilmiş insanlar, kategori koymuyorum, birey anlamında hareket ederler. Ama Feridun Bilge 24 yılını geride bıraktı, bireysel, toplumsal hareket etmeyi öğreneceğiz. Evet. Eğer ben bir milletvekilimin kapısına kızımı, oğlumu, eşimi, dayımı, alamı, teyzemi, akrabamı, meclis üyemi işe al dersem
o milletvekilini boğmuş olurum. O siyaset toplumun, birey değil, toplumun çıkarı öne geçmeli. Evet. Ben bütün milletvekillerime ve 4 dönem NİDE merkezde çalıştığım belediye başkanlarım beni çok iyi bilirler. Birey anlamda değil, toplumsal anlamda muhtarlık yaptım. Yine belediye başkanı olarak da toplumsal olarak belediye başkanı yapıyorum. Çünkü biz bireye değil, tüm topluma hizmet etmek zorundayız. Toplum çıkarı için evet. Her şeyi yaparım diyorsunuz kısaca evet. Başkanım. Bireysel değil toplumsal. Evet. Peki çevre beldelerle ilişkileriniz nasıl? Hatta çevre belde demeyeyim, çevre bölge belediyelerle ilişkileriniz nasıl? Sayın şimdi Fatih Bey, biraz önce söylemiştim ya, işte Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımızı çok uzun yıllardır tanıyorum, Melih abiyi. Melih Gökçek. Melih Gökçek Bey'i ben Melih abi diyorum. Çünkü bu yıl Peygamberimizi anla etkinliklerinde Hacı Bayram-ı Veli Hazretlerini ziyaret programı düzenledik. Her iki belediye arasında. Büyükşehir ve Konaklı Belediyesi olarak. Biz insanların ulaşımlarını sağladık. Sayın Melih Gökçek Başkanımız da ev sahipliğini yaptı. Orada Kur'an kursu talebelerimize, Kur'an kursu öğrencilerimize Kutlu Doğum Haftası etkinliği nedeniyle bir Büyükşehir Belediye'mizde yemek ikram ettiler. Gezilerimizi tamamen ücretsiz yaptık. Ondan sonra yine bir hafta sonra yine Kutlu Doğum Haftası etkinlikleriyle ilgili Konya Büyükşehir Belediye Başkanımız Konya Tek Yürek Tahir Ak Yüreklerim her zaman. Gerçekten Tahir abi de bu konuda çok duyarlı bir insan. Orada yine biz Konya Büyükşehir Belediye'miz ve Konaklı Belediye'miz Kur'an kursu talebelerimizi Konya'ya götürdük. Kutlu Doğum Haftası çerçevesinde. Orada da tabii ki ücretsiz gedi düzenlendi. Ondan sonra yine yemek ikram edildi. Bir diğer büyük belediye başkanımız Mehmet Özaseki Başkanım. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanımız. O görmüş olduğunuz Bayraktepe Parkı'ndaki özellikle piknik masaları. Özellikle. Dikkat ederseniz çelik oturma grupları ve çöp tenekeleri. Ve yine on binlerce laleyi evet. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanlığımızdan aldık. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanlığımızın Genel Sekreteri Mustafa Yalçın Bey hemşehrimiz. Hemşehrimiz derken kendisi mübadil. Yani bizim gibi muhacir. Evet. Anlatabildim mi? Kendisinden de çok önce, yıllar önce bir diyalogumuz vardı. Sayın Genel Sekreterimiz zaman zaman kasabamızı ziyaret ediyor. Bizim ihtiyaçlarımızı soruyor. Yine eski dönemden kalmış olan bir tane eski bir otobüsümüz vardı. İlk belediye başkanımız, kurucu belediye başkanımızdan kalan. Bunu modernize ederek bir cenaze yıkama aracı haline getirdi Büyükşehir Belediyesi. Yine eski 302 bir otobüsümüz vardı. Bunun tamamen bütün etrafını, altını, üstünü, çatısını, motorunu dahi Kayseri Büyükşehir Belediye'miz yaptı. Evet. Yani büyükşehir belediyelerimizden yeteri kadar ben alıyoruz. Şunu anlıyorum Sayın Başkanım. Yani bireysel ikili ilişkiler. İkili ilişkiler. İlişkileriniz iyi. Bu da hizmet noktasında, geri dönüşüm noktasında evet. Her zaman sizin avantajınıza, lehinize sonuçlanıyor. Evet. Evet. Yani konaklıya hizmet noktasında evet. Bireysel ilişkilerim iyi diyorsunuz. Yani bir evet. Ambulans aldık. Bir tane büyük otobüs aldık. Otobüsümün arkasına yazdık. Hayatınızda 9 metrelik yer açın diye. Çünkü biz konaklılar rahat etsin, hemşehrilerim rahat etsin diye 9 metrelik araç aldık. Evet. 35 artı 1 buzdolabıdır. Ben her zaman şunu söylüyorum. Sadece otobüsümüzde çamaşır makinesi yok. Kalan her şey var. Evet. DVD'sinden tut, VCD'si, ekranı, efendim her şeyi var yani. Bir çamaşır makinesi. Bir çamaşır makinesi yok. Ama inşallah böyle çok uzun gidersek bu şekilde herhalde sağ tarafa bir tane çamaşır makinesi koyduracağım. Allah razı olsun başkanım. Evet şimdi bölge belediyelerinden konuştuk, bölge illerden konuştuk, bölge beldelerden konuştuk. Evet. Bir de NİDE'yi konuşalım başkanım. NİDE'deki kurumlarla ilişkileriniz nasıl? Evet. İkili ilişkileriniz, hizmet noktasında. Şimdi bakın ben hep şunu söylüyorum, diyorum ya. Benim için bardağın boş kısmı önemli değil. Ben Feridun Bilge olarak bu bardağın dolu kısmına bakarım. Bu bardağın dolu kısmına evet. Bakarım. Çünkü hepimizin eksikleri vardır. Evet. Hepimizin hafif kaldığı, yetişemediği yerler olur. Evet. Hep şunu söylüyorum.
Aklı olmak bağırmayı gerektirmez. Aklı alabilirsiniz. Şimdi bu nedenle şunu söylüyorum. Ben bu memlekette 4 dönem muhtarlık yapan olarak söylüyorum. Rahmetli Feridun Zeren hep anılıyor. Neden anılıyor? Altyapısıyla anılıyor. İşte Faruk Başkan bunun kaderini değiştirdi. Bir takım insanlar bunu bilmiyor maalesef. Ben muhtar olduğum için biliyorum. İnönü mahallemde benim günlük 31 tane su veya kanalizasyon arızası oluyordu. Ben bazen kazmayla kendim açardım. O durumda. Şimdi ben hemşerilerime buradan soruyorum ya. Faruk Başkanım var ya, bunun altyapısını asbestli boru bırakmadı adam. Yolları görecek. Ya bazı sıkıntılar olacak ya. Bu hemen al bunu yap diye olmaz. Bazı sıkıntılar olacak. Sayın Başkan 24 saatini veriyor. Ama biz şöyle kenara çekildik mi? Ne yaptı ya? Ya niye yaptı? E görüyorsun yaptığını. O değil. Çünkü insanoğlu denizden almış. Gözleri bakın denize benziyor. Deniz doyar mı? İnsanoğlunun gözü doyar mı? Evet. Ve daire müdürlerimiz. Yani nasıl, hangi birini söyleyebilirim size? Karayollarımızı mı? Devlet demir yollarımızı mı? Devlet su işlerimizi mi? Yani kültür müdürümüzü mü? Bakın evet. Kültür müdürümüz öyle enteresan bir insan ki. Mehmet Öncel Bey. Mehmet Bey yani o öyle bir atletik insan ki. Yunanistan'dan gelen misafirlerimizi hiç unutmam. Bu anekdotumu her zaman anlatırım. Yunanistan'dan biliyorsunuz Bartolomos da geldi geçenlerde. Evet. Onunla ilgili ön çalışma var. Dediler ki bir kaleyi ziyaret etmek istiyoruz. Ben müdür bey aradım. Pazar. Ya arkadaş adam önümüze düştü. O 2 tane otobüsün 90 kişinin önüne düştü. Niğde'yi tanıttı ya. Niğde'yi tanıttı. İşte bakın bu insan bu memlekete hizmet etmek için gelmiş. Bu insanlara hizmet etmek için gelmiş. Yoksa pazar günü kültür müdürünün turizmle efendim müzeyle ne işi var? Evet. Ama bunu içinden hissedeceksin. Bakın ben şunu da söylemeden geçemeyeceğim. Ha belki insanlar şöyle de diyecek. Ya Feridun Bey vali bey geleli 2 gün oldu. Aman vallahi billahi diyorum ki ben dün sayın valimizi karşıladım. Bugün yine önemli bir KOSGEB'in toplantısı vardı borla ilgili. Evet. Orada da sayın valimizi gördüm. İnanın ben eğer 24 yıldır bu işin içindeysem yemin ediyorum valimiz çok değerli bir insan. Belli. Milletimize hizmet etmeye gelmiş. Dün toplantısında çok güzel bir şey söyledi. Dedi ki bir fakir zengin kadar mutlu olduğu an. Bir öğrenci öğretmeni kadar öğrendiği an. Bir hemşerimizin mağduriyeti giderildiğinde ben sevinirim. Ben yarın dönüp baktığımda hizmetim kalsın isterim diyen bir vali buraya boş gelmemiş. Evet, evet. Eybesi dolu. Bu valinin eybesi dolu. Ben valimizi kutluyorum. İnşallah güzel hizmetler hem bu fırsattan aman hemen fırsatı değerlendirelim. Sayın valimizi en kısa zamanda konaklılarımızla buluşturmak. Konak kasabımıza da davet ediyorum buradan. Buradan davet ediyorum. Evet. Davet ediyorum. Bakalım valimiz ne cevap verir. Evet. Sayın valim inşallah kabul edeceklerdir. Bir daha davet edin isterseniz başkanım. Sayın valim bendeniz Konaklı Belediye Başkanı olarak sizi kasabama davet ediyorum. Bir ev sahipliği yapmak istiyoruz. Çünkü ben inanıyorum ki sizler bu insanlığa, bu insanlara ve Niğde'mize hizmet etmeye geldiğiniz anlamı çıkardım ben. Evet. Biz teşekkür ederiz. Çok güzel örneklemeleriniz var başkanım. Ben evet. Çok hoşuma gidiyor örneklemeler. Sağ olun. Şimdi koordineli çalışmalardan konuşuyoruz. Bilindiği üzere Niğde'ye bir tarım evet. Sesi açılıyor. Evet. Sayın rektörle bu konuda bir ilişkiniz, bir konuşmanız, bir koordineli çalışma durumunuz var mı? Öyle söyleyeyim. Şimdi inanın Adnan Bey çok geçmişten beri tanıdığımız sayın üniversite rektörümüz. Çok eskiden beri yani Niğde'mizde olan, Niğde'mizde hemhal olan, sorunlarını bilen, tarımla ilgili de hep ne yapabiliriz noktasında evet. Çalıştaylar yapan, bu işte bizim üzerimize ne vardır, ne düşüyorsa yapalım diyebilen bir insan. Zaman zaman kendisine görüşüyoruz, fikir alışverişlerinde bulunuyoruz. Kendisi biliyorsunuz ki Niğde'mizin gerçekten hizmetkârı olmak için, üniversitemizin büyümesine katkısı olan bir insan. O nedenle ben Adnan Hocam bize ne görev verirse, bize ne görev verirse. Çünkü Konaklı bir misli ovasıdır. Büyük bir ovadır. Ve bu noktada da
hem milli emlak hazineye ait hem de ıslah edilmemiş, ıslah olmamış meralarımız var. Evet. Bu noktada ben Sayın Hocam'a her zaman yanındayım. Yeter ki bizden bir talepleri olsun. Biz Konaklı Belediyesi, Konaklı Belediye Meclis üyeleri, muhtarları, halkı üniversitemizin yanındayız. Evet. Yeter ki bizden bir talepler olsun. Evet, teşekkür ediyoruz Sayın evet. Başkanım. Gerçekten çok güzel konuşuyorsunuz. Ben hayranlıkla dinliyorum. Sağ olun, sizi. Teşekkür ediyorum. Programımızın da artık sonlarına yaklaşıyoruz. Evet. Son 10-15 dakikamız. Evet. Bu konuda isterseniz şeyi konuşalım. Kilisenin durumunu konuşalım. Bir de Yunanistan'a bir geziniz var. Evet. Onu konuşalım. Şimdi Fatih Bey, ben uzun yıllar Niğde Mübadiller Derneği Başkanlığı yaptım. Yani bizler 1924'te atalarımız, biz üçüncü kuşağız. Evet. Mübadele sonucu Yunanistan, Selanik, Kozan'a, Rüpiştin'e, Kesre, Ajranlı, Cicrelli, Rahmanlı, Yunuslar, Akkadın, Sirisli, yani bütün bir Rumeli Balkanlarından gelen insanlarız. Ve bizim yerleştiğimiz bölgede Rumların özellikle yaşadığı büyük bir bölge Konaklı. Eski Rumca'da Misti, sonra Misli, evet. Sonra da Konaklı. Bununla ilgili 1884 yılında yapılmış bir kilise var. Evet. 1844 pardon. Bu kilise biz geldiğimizde atıl durumdaydı. Yani işte o anki görevliler patates dağıtan olmuş. Bir ara cami de yapılmış. Gübre bayiliği yapılmış. Vesaire vesaire atıl duruma getirilmiş. Biz bununla ilgili bir çalıştay yaptık. Bununla ilgili Kültür Müdürlüğümüz, yine Mehmet Öncel Bey başta olmak üzere, ondan önce Murat Uslu vardı genel müdürümüz. Yine Kültür Bakanımız Ertuğrul Günay Bey. Bu noktada Niğde Milletvekilimiz Ömer Bey, Doktor Ömer Selvi, özellikle bizzat Kültür Bakanımızla giderek konuyu anlatma fırsatı verdiler bana. Yine Alparslan abi, milletvekilimiz. Bu noktada bir şey verdik yani, mücadele verdik. Bu mücadelenin temel hattında ne var biliyor musunuz? 3440 nüfusla bir belediye başkanı hizmet yapamaz. İller Bakanlığı'ndan gelen ödenek, şimdi güçlü iktidar var, güçlü bir parti var. Evet. Yarın 50 milyar gelmezse belediye başkanı ne yapacak? Alacak sırtına bu uçağı, hadi yallah. Yok, mazeret yok. Mazeret yok. Ne yapacak? Feridun Bilge kendinden sonraki belediye başkanını da düşünecek. Feridun Bilge kendinden sonra bu milletin hizmetini de düşünecek. Bu iş böyle olur. Biz de bu milleti ve bizden sonraki gelecek belediye başkanlarımızı düşündüğümüzden bir turizm belgesi alalım dedik. Kapadokya'ya sokalım dedik Konaklı'yı. Evet. Gerçek Kapadokya aslında Konaklı'dır. Bakın bunu buradan ısrar ediyorum. Çünkü Kapadokya'nın girişi... Kapadokya'nın evet ana girişi esas bizim orasıdır. Niğde diyorlar bir kısım. Niğde. Zaten bakın bizdeki, eğer siz fırsat bulup da o kiliseye gitmiş olsaydınız ayran olacaktınız. Ben şunu söylüyorum. Fransız yazar Charles Taxer. Bakın özellikle söylüyorum. Fransız yazar Charles Taxer. 1876 yılında dönemin Fransız hükümeti tarafından görevlendiriliyor. Bakın bu 1800'lü yıllardan bahsediyorum. Evet. Ve Misli'ye gitmesi söyleniliyor. Misli'ye. Yani şu anki Konaklı'ya. Bu yazarımız 1876'da Misli'ye geliyor. Ve Charles Taxer anılarının belli bir bölümünden özellikle Misli'den bahsediyor. Diyor ki 4 fesat ötede Semendira, yani Semendire şimdi ovacık var. Ovacık. Ve burada kurşun madeninin olduğu, bu halkın çok zengin olduğu, zengin olduğu ve insanların kültürünün çok yüksek olduğundan bahsediyor. O yıllarda. Evet. O yıllarda. 1800'lü yıllarda. 1800'lü yıllarda. O nedenle bu tarihin de ortaya çıkabilmesi için biz Royal'e anıtlardan restorasyon projemizi geçirdik. Evet. Şu an siyasi iradeden para bekliyoruz. Biz projeyi bitirdik. Biz verdik. İnşallah restorasyon çalışmalarımız başlayacak. Restorasyon çalışmalarımız başladığı zaman Kapadokya'da bir turizm açacağız orayı. Ondan sonra atıl bulunduğu bulunan yine özellikle kurucu belediye başkanımız 1992 yılında bir meclis kararıyla yeraltı şehri ilan ettiği
bizim patates döktüğümüz bir yer var. Evet. Kilisenin yanında mağaralar var yani. 1992 yılında kimlik kazanmış Fatih Bey. 1992 yılından beri o açılmış, dosya şurada kalmış. Biz, İlgilenen olmamış. Evet, geldik o dosyayı küfrü laflardan aldık, önümüze koyduk ve inşallah yeraltı şehri ve yine kiliseyle beraber turizme kazandıracağız. Evet. Peki, Kapadokya'nın anahtarı bizde. İnşallah. Ha, kilisenin de çanını bulduk. O anahtarı size açacağım. Kilisenin çanını da bulduk. Yaptığımız araştırmada Niğde Kalesi'ndeki çanın bize ait olduğunu öğrendik. Hangi kaynaklardan öğrendiniz? Bunu Yunanistan'da işte bu kiliseyle ilgili çalışma yapıyoruz ya. Oradan Patrik Ahane'den Yorgo Bey, Yorgo Benlisoy unutmadıysam ismini. Onlar şeylerini geldiler. Hatta çekimlerini de yaptılar. Tabii bize çan lazım değil. Ama biz eserleri. Zaten biz Konaklı'daki kilisemizi 1924 müzesi haline getiriyoruz. 1924'te Rumların onların yaşadığı, kullandığı materyaller olacak orada. Yani kilise deyince hani böyle ibadete falan açılma yok. Biz müze olarak açacağız orayı, müze. Evet. Kent müzesi olacak yani. Yani Konaklı'nın tanıtımı ve Konaklı'ya evet. Ek bir gelir yani, olabilir. Tabii. Güzel çalışmalar. Peki Yunanistan'a kimlerle gidiyorsunuz Sayın Başkan? Şimdi Yunanistan'a Kapadokya Cemiyeti tarafından biz davetliyiz. Bu yıl Yanya şehrinde olacak. Hı hı. Yunanistan'ın Selanik'e bağlı bir Yanya şehrinde olacak. Burayla ilgili ben sevgili dostum Fanis Bey'le görüştüm. Kimler davetlidir diye sordum. Ferudun Bilge var. Eski belediye başkanlarımızdan Ahmet Oğuz Özmen var. Yine kulak burun doktor, kulak burun boğaz mütehassımız Zeki Macit Bey var. Yine Necmi Pişkin Bey, Bor FM'in sahibi var. Sanırım Kapadokya'dan belediye başkanlarımız var. Mustafa Paşa. Ondan sonra Kaymaklı var herhalde. Yani çok da sadece beni ilgilendiren kısımları aldım. Bir de bu kilisemizi Rovele'ye, Anıtlar Yüksek Kurulu'na projesini sunan mimar arkadaşımız var. O da geliyor. Evet. Çünkü onun da bilgisi vereceğiz. Bir de Fatih Bey, ben şunu da söylemeden geçemeyeceğim. Biz bu kiliseyi gündeme aldığımızda orada TURSAP'ın başkanı sevgili dostumuz Ulusoy'la da görüştük. Bu kiliseye ve kiliselerin restorasyon çalışmalarına karşılık TİKA tarafından, yine devletimiz tarafından 5 tane camimiz Yunanistan'da ibadete açılacak. Evet. Bakın bir tanesi 90 yıl sonra Selanik Merkez Camimiz ibadete açıldı. Bu çok büyük bir başarı. Evet. Çok büyük başarı. 90 yıl sonra Selanik Merkez'deki o büyük camimiz açıldı hizmete. İbadete açıldı. İnşallah bu Oşkori Gölü'yle bu girişimlerimizle sanırım Atina'ya kadar cami yaptıracağız gibi geliyor bana. İnşallah. Sadece bir Atina'da camimiz yok. Atina'yı fethedelim. Bir Atina'da. Orayı da fethetmek lazım. Çünkü oradaki Müslüman kardeşlerimiz evet. ve Dünya Kupası olduğunda biliyorsunuz dünyaya rezil oldular. Neden? Dünyanın her yerinde Dünya Kupası olur. Her dine mensup, her dine mensup olan insanların ibadethaneleri var ama Atina'da cami yoktu. Evet. Ben o zaman da eleştirdim. Bir an evvel olması lazım. Evet. Eğer biz sizin burada değdiği ve bırakmış olduğunuz mabetleri ayağa kaldırıyorsak siz de bizim oradaki camilerimizi ayağa kaldıracaksınız. Evet, sahip çıkmalı. Ben oraya gelince göreceğim onları. Evet, mutluluk duyacağım. Siz nasıl sahip çıkıyorsanız evet. onlar da o şekilde sahip çıkmalı. Siz nasıl sahip çıktığınızı göstermeniz lazım başkanım. Evet inşallah. Belgeleyip evet. fotoğraflayıp göstereceğiz. Lazım. Göstereceğiz. Evet programımızın da sonuna geliyoruz. Son olarak size sorum başkanım. Ferud'un bilgi olarak Konaklı'dan aday mısınız? Bu soruyu soruyorum. Adaysanız gelecekteki hizmetleriniz, evet. projeleriniz. Şimdi Fatih Bey, Konaklı belediye başkanlığımıza 2009 yılında seçildik. Evet. Ama 5 yıllığına seçildik. Bu insanlarımız bize 5 yıl kul hakkı verdi. Omuzlarımıza bir yük verdi. Çünkü bu çok zor bir olay. Ben o 5 yılı tamamlayabilecek miyim? Yüce Rabbim bana o ömür verecek mi? Ona kifayet edecek mi? Onu bilemiyorum. Evet. Ama tabii ki insanlarımıza sınırsız hizmet, o insanlarımızın sorunlarını çözmek ve Konaklı'mıza gerçekten daha güzel şeyler yapabilmek, daha faydalı şeyler yapabilmek için bu can, bu bedende olduğu sürece bana da görev verildiği sürece
Ben belediye başkanı olmaya ve aday olmaya her zaman hazırım. Ama göreve talibim. Yani ben belediye başkanı olayım. Ben süper emekli olayım. Yok maaşım şöyle olsun değil. Çünkü Feridun Bilge'nin bunlara ihtiyacı yok. Ben hizmet adayım. Ben aday olduğumda şunu söyledim. Bunu keşke herkes söyleyebilse. Ben belediye başkanlığımı kazanırsam belediye başkanlığımı yapacağım. Ben belediye başkanlığımı kazanamazsam çiftçiliğimi yapacağım. Ticaretimi yapacağım. İşimi yapacağım. Ama benim sevgili hemşerilerim bana belediye başkanlığını tevhid ettiler. Ben de adam gibi belediye başkanlığımı yapmaya çalışıyorum. Evet. Bunu da örnek olmak istiyorum. Son bir şey söyleyeceğim. Gelecek demiştiniz ya. Projeler. İşte burada çok düşünmek lazım. Konaklı Belediyesi Niğde'de ve Türkiye'de örnek kasaba olmayı hak etti. Bunu da örnek yapacak olan tek insan benim. Evet. Çok size bunu söylüyorum. Çok sağ olun. Çok güzel konuşuyorsunuz. Çok teşekkür ediyorum. Yani bu saatten sonra Türkiye Avrupa Birliği'ne girmeye adaysa Konaklı Belediyesi Konaklı insanı örnek olacak. Hizmetleriyle de her şeyle. Vallahi ben çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Çok teşekkür ediyorum. Programımıza konuk oldunuz. Gerçekten güzel konuştunuz. Zevkli evet. Sohbetti. Ben kol düğmelerini unuttuk ama bu kol düğmeleri dikkat ederseniz FB. Fenerbahçeli. Hem Fenerbahçeliyim hem de kısaltılmış olan ismim Feridun Bilge. Çok küçük bir seçmenim bunu yaptırmış, bana göndermiş gümüş. Evet, gerçekten güzel olmuş. Festivalin olduğu günde kupayı verdiniz. Evet. Başkanım. Sağ olun. Çok teşekkür ediyorum. Teşekkür ederim. Çok evet, değerli izleyenler, yaşama dair programının bugünkü konu Sayın Konaklı Belediye Başkanımız Feridun Bilge'ydi. Sorunları iyi analiz eden bir başkan kendisi. Kurumlarla birebir ilişkileri iyi. Bu konuda sıkıntısı yok. Aktif bir başkan. En önemlisi de kültürüne sahip çıkan bir başkan. Doğru mu söylüyorum başkanım? Doğrudur. Evet, başında da dediğim gibi Konaklı'ya gönül vermiş bir insan kendisi. Biz kendisine teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. Hep şunu söylüyorum. Gök mavisiyle Konaklı yeşiliyle güzel olmalı diyorum. O kadar. Bizim sloganımız da bu. Evet. Sağ olun. Tekrardan teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Bir başka yaşama dair programında görüşmek üzere. İyi akşamlar. Söz şimdi Gaziantep'te.